Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Bülbül Öğretmen'in 2. kanalına hoş geldiniz diyorum. Bu videomda size kalanlı bölme işlemi ve sağlamasını anlatacağım. Sağlama ne demek? Yani yaptığımız bölme işlemi doğru mu oldu, yanlış mı oldu bunu kontrol etmek demek. Hemen başlayalım isterseniz birinci alıştırmadan. 38'i 5'e böleceğiz. Şimdi bölme işlemine diğer işlemlerden farklı olarak büyük basamaktan başlıyoruz. Yani burada onlar basamağı var. Buradan başlayacağız. Şimdi toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerinde biliyorsunuz hep birler basamağından başlıyoruz, değil mi? Bölmede durum böyle değil. Şimdi 3'ü 5'e soracağız. 3'te 5 var mı? 3'ü 5'e bölebilir miyim? Bölemem. 3'te 5 yok. Neden yok? Şöyle düşünün. Elimde 3 tane kalem olsa ben bunu 5 çocuğa paylaştıramam. Sayı yetmiyor yani, az geliyor. Eğer bölemiyorsam o zaman ikisini beraber soruyoruz. 38'de 5 kaç tane var? Beşer beşer sayalım bakalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Burada durdum. Bir daha saymıyorum çünkü bir daha saysam 40 olacak. Ama burada 38 var. Yani 38'i geçmemem gerekiyor. Şimdi elimde 38 tane kalem varsa 40 taneyi paylaştıramam tabii ki. Ne yaptım? 7 defa saydım. Buraya 7 yazıyoruz. Ve 7 defa saydığımda ne oldu? 35 oldu. 35'i şimdi çıkarıyoruz. Neden çıkarıyoruz? Çünkü bakalım ne kadar kalemlerin hepsi tam mı geldi? Artan var mı? Kalan var mı? Bunu göreceğiz. 8'den 5 çıktı 3. 3'ten 3 çıktı 0. Bakın artan var. 3 tane kalem kaldı. Buna kalan diyoruz. Bölme işlemi bitti. Her çocuğa işte 7 kalem düşüyor. 3 tane kalem de öğretmende kaldı. Artık bunu veremiyor çünkü 3 tane kalem yetmiyor. Demek ki 35 tanesini vermiş oldu. Bu demek yani. İşte böyle bölme işlemlerini biz kalanlı bölme işlemi diyoruz. Diğer örneğimizi yapalım isterseniz. Ha bir de şunu söyleyeyim diğer alıştırmaya geçmeden önce. Kalan sayı her zaman şuradaki bölen sayıdan az olmalı. Yani burada 5 ile eşit olan bir sayı kalamaz. Yani burada 5 kaldıysa bölmede yanlışlık var demek. Ya da burada 6 kalan 6 ise veya 7 ise ya da daha büyükse olmaz. Bölme yanlıştır o zaman. Buradaki kalan sayı bölenden az olmalı. Buna dikkat etmelisiniz. Devam edelim. 7'yi 3'e soruyoruz. 7'de 3 var mı? Var. Bu kez bölebilirim. Yetiyor yani. 3'er 3'er saydığımda 3, 6, 2 defa oluyor. Buraya 2 yazalım. 2 kere 3, 6 yazıyorum ve çıkarıyorum. Evet, kalan 1 oldu. Ama daha bölme bitmedi. Yukarıda sormadığımız bir basamak var. Şimdi bu basamağı aşağıya çağırıyorum. Neden? Çünkü ben işlem yaptım. Kendim alt kata indim yani. Yanıma çağırıyorum. 6'yı çağırdık. Asansöre binsin gelsin o da yanımıza. Şimdi kalanlarla beraber burası ne oldu? 16. 16'da 3 kaç tane var? 3, 6, 9, 12, 15. 5 defa var. İster böyle sayarak bunu hesaplayabilirsiniz ya da çarpım tablosu dediğimiz tablo var biliyorsunuz işte üçerli çarpmalar, dörderli çarpmalar. Bu tabloyu ezberleyebilirsiniz. Size kolaylık sağlar. 5 defa saydık ve 15 olmuştu, değil mi? Çıkaralım. Evet, burada da kalan 1 oldu. Cevap 25 oldu. Evet, bu şekilde. Bakın 1 3'ten küçük. O zaman doğru yaptık demektir yani. 4'te 7 var mı? Yok. O zaman 45'i soracağız. 45'te 7 kaç tane olabilir? 7'şer 7'şer saydığınızda 7 kere 6 42 oluyor. 7 kere 7 49 oluyor. Fazla geliyor. 7 kere 6 diyoruz. Eğer sayarken karıştırıyorum öğretmenim derseniz şöyle kenarda saymaları yazabilirsiniz sevgili öğrenciler. Bunun bir sakıncası yok. Yani 7'şer 7'şer değil mi? 7'şer 7'şer gideceğiz ya. 7, 14, 21, 28, 35, 7 daha 42. Bakın 6 defa saydık. Yani böyle yazabilirsiniz kenara. Zaten bir süre sonra iyice öğreneceksiniz. Ve yazmanıza veya saymanıza gerek kalmayacak. Çünkü 7 kere 6'nın 42 olduğunu hatırlayacaksınız. Bölme yaptıkça zaten çarpmalarda da bunları biliyorsunuz. Devam edelim. Evet, 5'ten 2 çıktı 3. Bakın kalan 3 oldu. Cevap 6 çıktı. Diğer alıştırmayı da yapalım. Şu alıştırmaya dikkat edin sevgili öğrenciler. Burada bir husus var. Onu göstereceğim size. İlk önce yapalım. 9'da 9 var mı? Var. Bir defa var. Bir kere 9, 9. 9'dan 9 çıktı. 0. Sonra bölme bitmedi. 6'yı getiriyoruz. Buraya koyuyoruz. Ve şimdi öğrencilerin bir kısmı burada bırakıyor. Bölme bitti zannediyor. Cevabı 1 zannediyor ama değil.
Şöyle şimdi yukarıdan getirdiğimiz bu 6 var ya, yani şimdi onlar basamağını yaptık ama birler basamağını henüz sormadık buraya. Birler basamağını soracağız. Bakalım bölebiliyor muyuz, bölemiyor muyuz? 6'da 9 var mı? Yok, bölemiyorum. Matematikte yok demek 0 demektir. Yani buraya bir 0 koymalıyım. Yok. 6'da 9 yok. Yani cevap 10 olacak. Ve bölemediğimiz için bu şekilde kalacak. Bölmeyi şimdi bitirdik işte. Kalan 6 oldu. Cevap 10 çıktı. Az önce bıraksaydık bölmenin sonucu yanlış olacaktı. Çünkü cevap 1 değildi burada. Devam edelim. 7'de 6 var mı? Var. Bir defa var. Bir kere 6, 6. Çıkarıyoruz. 1 kaldı. Sırada 4 var. Onu getireceğiz aşağıya. 14 oldu var. 14'te 6. 2 defa var. 6, 12. 2 defa sayabiliyorum. 2 kere 6, 12. Kalan 2 oldu. Cevap 12 çıktı. Şunu da eksik bırakmayalım. 58'i 9'a böleceğiz. 5'te 9 yok. 58'i beraber soruyoruz. Kaç tane olabilir? 6 kere 9 54 ediyor. Yine zihinden bulamadıysanız 9'ar 9'ar sayarsınız. 9, 18, 27, 36, 45, 54. Bakın 6 defa oldu. 54 çıktı değil mi? O zaman 54 yazıyoruz ve çıkarıyoruz. Demek ki 4 tane kalan varmış. Cevap 6'ymış. İkinci kağıdımızda da şimdi bölmeyi yapacağız. Bölmenin sağlaması nasıl oluyor? Onu göstereceğim. Yani doğruluğunu, yanlışlığını kontrol etmek. İlk önce bölmeyi yapalım bakalım. 8'de 6 bir defa var. Bir kere 6, 6 çıkaralım. 2 kaldı. Sırada 5 var. 5'i indirelim. 25 oldu. 25'te 6 4 defa var. 4 kere 6, 24. Ve kalan 1 oldu. Cevap 14 çıktı. Şimdi bu bölmeyi doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Sağlamasını. Sağlamayı şöyle yapıyoruz sevgili öğrenciler. Bölüm dediğimiz şu sonuç kısmı var ya, 14. Bölen sayı var bir de 6 değil mi? Bu 14'te 6'yı çarpıyoruz. Yani bölmenin tersini yaparak bulacağız. Kenarda bir yerde çarpıyoruz. 14 çarpı 6. 6 kere 4 24. Elde var 2. 6 kere 1 6. 2 de elde 8. 84. Henüz işimiz bitmedi. Bir de kalan vardı değil mi? Bir tane. Bu kalanı da ekliyoruz bu 84'e. Şöyle toplayalım. Bunu kafadan da toplayabilirdik ama size göstermek için ben yazdım. Ne oldu? 85. Bakın burada ilk böldüğümüz sayı kaçtı? Bölünen sayı 85'ti, değil mi? Bakın 85. Demek ki bölmemiz doğruymuş. Sağlama ne demek? Şöyle 85 kalemi 6 öğrenciye paylaştırdık. İşte her öğrenciye 14 kalem düştü. Bir kalem öğretmende kaldı. Bu kalan oldu. Biz şimdi burada her öğrenciye düşen kalem sayısı 14, 6 öğrenci, bunları çarpıyoruz. Dağıtılan kalem sayısını öğreniyoruz böylelikle. 84 oluyor. Sonra bu öğretmende kalan bir tane kalemi de buna ilave ediyoruz. Kalemlerin tamamının 85 tane olduğunu anlıyoruz. Baştaki 85'i görünce ha, bölme doğru olmuş diye. Sağlamasını bundan yapıyoruz yani. 6'da 9 yok. 66'da 9. 9 kere 7 63. Hemen yapıyorum. Ne kaldı? 3 kaldı. Sağlamasını yapalım şimdi. Ne yapıyoruz? 9 ile 7'yi çarpıyoruz kenarda. 7 kere 9 63 oldu. Bir de kalan vardı. 63 artı 3. Ne oldu? 66. Yani bakın baştaki sayı da 66'ydı. Peki kalansız bir bölme olsaydı sağlama nasıl olacaktı? Bunu da göstereyim şimdi aklıma gelmişken. Mesela 75'i 5'e bölelim. Kalansız bir bölme yapacağım şimdi. 7'de 5 bir kere var. Bir kere 5, 5. 2 kaldı. Yukarıdan diğer basamağı indirdim. 25. 25'te 5, 5 kere var. 5 kere 5, 25. Bakın burada kalan 0. Bunun sağlamasını nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Buradaki bölen sayıyla bölümü yine çarpacağız. Aynı şekilde az öncekiler gibi. 15 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 5, 25. Elde var 2. 5 kere 1, 5. 2 de elde 7. 75. Kalan yok şimdi. Kalan olsaydı toplayacaktık. O zaman bu şekilde bakın 75. Sadece şunları çarptığımızda bölmenin doğru olup olmadığını anlıyoruz. İşte sağlamasını bu şekilde yapabiliriz. Yani her zaman kalanlı bölme karşımıza çıkacak diye bir kural yok. Bazen kalansız bölmeler de oluyor aynı bu şekilde olduğu gibi. Yani şunların çarpımı yeterli oluyor doğruluğunu kontrol etmek için. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.